Nedense her kavgada hep ortaya sürekli bu kızın bir kütaj muhabbeti var, sürekli bu muhabbet çıkıyor. Öyle bir olay da yok yani. Sürekli hep ortaya bunu söyleniyor. Bunu söyle. Niye böyle bir şey? Yani ellerinde insanların bir koz olmayınca bakıyorlar hani linç yiyorlar. Diyorlar ki hani linç yiyoruz, ne yapabiliriz? Aa, bir tane geçmiş zamanda bu olay vardı. Bunu ortaya çıkartalım, belki linç yer diyorsunuz. Ama ortaya çıkartırsınız, öyle bir şey yok zaten. İnsanlar buna inanmıyor da. Ama bunu yaptığınız için ne oluyor biliyor musunuz? İnsanlar yayın kesitlerini alıyor, yayın kesitini koyuyor. Başta yazıyor ki makarna bilmem ne yaptırmış. Bunu ailesi görünce yanlış anlıyor, tamam mı? Videonun içeriğine girdiğiniz zaten öyle bir şey olmadığını gözü görüyoruz ama başta bundan yazıldığında yanlış oluyor, kötü gözüküyor. Anladınız mı? İnsanların ailesi var, anası var, babası var. Dedesi var, nenesi var. Çoluğu var, çocuğu var. Yanlış şeyler yani bu yaptığınız. Tam tartışırsın, bir şey olur. Senin hakkında bir şey söylemiştir. Ha, benim hakkımda bunu söyledi. Yok, ben bunun hakkında. Yok, biz aramız şöyle oldu, böyle oldu. Bunlar konuşulama kalkıp iğrenç şeyler sokmak çok yanlış bir şey yani olaylara. Evet arkadaşlar, TikTok Olay Magazin'e hoş geldiniz. Yusuf, Özgür'ün arkasını tuttu arkadaşlar. Neden bütün konularda hep Özgür falan suçluyorsunuz dedi. Geçmişteki konuları dile getiriyorsunuz falan dedi. Vallahi çok seviyor ya bu çocuk, belli. Sevindim. Bir bunlar iyi fenomenler arasında galiba sevgili olarak. Evet arkadaşlar, siz ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Abone olup yorum yapmayı unutmayın. Teşekkür ederim.